Yeni bir başlangıç programımıza tekrardan hoş geldiniz kardeşler. İkinci sezonda sizinle birlikte olmak bizim için bir büyük berekettir. Bu akşam benimle birlikte Mustafa kardeşimiz. Hoş geldin Mustafa kardeşim. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyi hamdolsun siz. Biz de iyiyiz. Rabbe şükürler olsun. Biraz kendini bize tanıtır mısın? Evet. İsmim Mustafa. 35 yaşındayım. Evliyim. 3 tane çocuğumuz var. Slimen'deki olan Birlik Lisesi'ne beraber katılıyoruz iyi müjdeyi elimden geldiği kadar eee yaymaya çalışıyorum. Hamdolsun Rabb'e bereketlesin seni, aileni, hizmetini. Bize anlatır mısın? Kardeşlerimiz merak ediyorlar. Mesih'i tanımadan önce nasıl biriydin? Evet. Mesih'i tanımadan önce kötü biriydim aslında. İl başa döneyim. Evet. E, anlamaları için. E, ufak yaşlarda bizim burada Sliven'de kiliselere katılıyorduk. Hristiyan'dım. Babam Hristiyan değildi. Annem Hristiyan değildi. Ve onlar için sürekli dua ediyordum. Ama dedem Müslümandı. Hı hı. Ondan sonra bir gün bana dedi, dedem ki gelsene dedi, hocayı sesleyesin e, camide. Bir gün dedemle gittiğimde hocayı sesleme, e, o zaman bizim mahallede işte... Çocukken neysin, işte, hangi dindensin, hangi şeydensin biraz da model olmuştu. <laughs> Müslüman modelliği vardı. Ee, Müslüman dersen kendine daha saygı kazanıyordun. <laughs> Hristiyan dersen alay da ediyorlardı bazıları bizimle. Böylelikle dedeme uydum ve gittik camiye. Ondan sonra toklar durdu mahallede. Ve bir mum yaktı. Hoca e, elini muma koydu böyle. Dedi ki bakın dedi cehennemde daha çok yanacağız. Ee, bak duramazsın burada 5 dakika. Aman herkes kalmış gibi, Aa bu büyük laf söyledi, çok güzel laf söyledi gibi hepisi de e, biz de o zaman kendimizi Müslüman diye geçirdik. O zaman daha çok saygı başladım kazanmaya, daha çok arkadaş edindim. Hı hı. Ama sevgim yoktu o zaman. Hı hı. Ufak çocuktum. Tanrı'nın kim olduğunu bilmiyordum. İsa Mesih'in kim olduğunu bilmiyordum adımlarım yanlıştı. Babam imanlı değildi, anam imanlı değildi. Kendi kafasına bir çocuk Sonra ne oldu? <laughs> Ondan sonra e, ilkokulu bitirdikten sonra e, Avrupa'ya gitmek zorunda kaldık. Babam İspanya'ya gitti. 3-5 ay sonra 2001 yıllarında. 3-5 ay sonra bizi oraya aldı. Annemle beraber gittiğimizde Orada büyümeye başladım, orada okumaya başladım. Ama yüreğimde hep şu vardı ki Hristiyanlar doğru yerde değil. Hep Hristiyanlara kötü davranıyordum. Hristiyanlara zulmediyordum hatta. Onlara aşağılıyordum. Her nerede de görmüş olsam onları her tarafta onlara hı. kötü davranıyordum. Bir ön yargım vardı Hristiyanlara evet. karşı. Hı hı. Bu yüzden bu böyle devam etti. 2006 yıllarında bizim buralarda adetimiz böyle babam, annem karar aldılar beni evlendirsinler eşimle. Hı hı. Şimdiki olan eşimle. Ve 2006'da evlendim. Hı hı. 2006'dan sonra 2-2,5 iki, iki buçuk yıl deyinceye kadar eşimle beraber yaşadık. Ondan sonra eşimi bıraktım. Hı hı. Eşim İsa Mesih'i tanımazdı. Ben de İsa Mesih'i tanımazdık o zaman. Yani Tanrı'nın kim olduğunu il dediğimde gibi bilmiyorduk kim olduğunu. E, eşimi bıraktıktan sonra <laughs> hayatım berbat daha berbat olmaya başladı. Uyuşturucu almaya başladım. E, eroin, kokain gibi ot Hı -hı. işte her türlüsünden. Ve şu diskotekte, şu kumarhanede şu kadınla Hı. berbat bir şeydi. Bu İspanya'da mı oluyor? Evet. İspanya'da hayatım böyle başladı. Ve bu bana ilk başta mutluluk getiriyordu. Mutlu oluyordum. Ama sonradan eve döndüğümde yüreğimde bir pişmanlık vardı. Yani ben neden bu işleri yapıyordum diye. Neden uyuşturucu kullanıyorum. Ee, ondan sonra 2-2,5 iki, iki yıl deyince eşimle toplanmadıktan sonra <laughs> eşime telefon açtım. Ve eşime dedim ki. Yine olabilir mi? Yine beraber toparalım yani hep beraber yine bir aile kuralım. O zaman çocuğumuz yoktu tabi. <laughs> eşim dedi ki tamam, ben dedi, senin geleceğini biliyordum dedi. Hı hı. Ama ne zaman geleceğini bilmiyorum. Ben dalga geçtim eşim dedi o zaman. Dedim ki ya sen ne bileceksin ne zaman geleceğimi? O zaman eşim telefonda dedi bana ki benim Tanrım konuşan bir Tanrı dedi. O demek ki iman etti sonradan. Evet. O iki Hı -hı. buçuk yıl önce Hı -hı. biz ayrışmamız dönemi olduğu sürece e, eşim iman ediyor. Hı -hı. İspanya'da aynı şekilde. Hı -hı. E, Kiliselere başvuruyor ve iki buçuk, üç yıl deyince benim için dua ediyor. Hı -hı. Ve onun duası şöyle olmuş. Rab benim eşimin taştan yüreğini değiştir. Onun yüreğini yumuşattır. Bilmiyorum. Onun bana sevgisi yoksa onun bana sevgisini arttır beş katıyla. Ve o bunları bana söyledikten sonra tabii ben ona telefon açtım işte o bana değil benim eşim benim tanırım konuşuyor falan ben yine onunla dalga geçmeye başladım. Ondan sonra gittik onların köyüne ve onların köyünde Bu İspanya'da tekrar. Aynen İspanya'da Moral Calatrava diye bir köy. Orada gittim ama ben Yüreğimde Hristiyanlara karşı kötü niyetim var. Onları sevmiyorum. Bana hiçbir şey yapmadılar. Hiç kötülükleri bana yok. Hı -hı. Niye sevmiyorum onları ben de bilmiyorum. Hı -hı. Öyle. Ee, ondan sonra eşimle toplandıktan sonra biraz orada o köyde kaldık. ve Bir gün a klise zamanı. Dedi bana eşim ki tamam evde istersen kal ben de, de kliseye gidiyorum istersen. Bizimle gel oturur dinlersin. Canına sor dedi. İsteksliysen gel bizimle. Dedim yok ya benim ne işim var orada lisede. Canım siz keyfinize bakın orada. Zaten boşa gidiyorsunuz. Orasının Allah Allah değil. Orasının yine aşağılamaya başladım onların hı hı. tanrısını. Dedim ki ben arayacağım bana burada bir cami. O köyün içinde bir tane ufacıkın bir ev cami var diye. Ve aradım aradım buldum. Yazıyor orada İspancasına cami diye Meskita yazıyor. Bakıyorum içeriye camdan ka kar kapanlık ka ka yani karanlık. Hı. Açtım kapıyı böyle, kapı açıldı. İçeri daldım. İçerisi kap karanlık. Bir de kapıyı örttüm gerisi geriye. Kapıyı açmak istiyorum, kapı açılmıyor. Hı. Kilitli kaldım içeride. Bir korkmaya başladım. Bir korku aldı beni. İçeri gidiyorum daha karanlık içerisi. Biraz böyle kıra çıktım sokağa doğru. Cam var, kapı kapandı. Anlamadım nasıl kapandı. 5-10 dakika sonra ee, Arap arkadaşlar geldi, kapıyı açtılar. Ya sen hırsızsın. Abi ben hırsız falan değilim. Ben sadece geldim buraya işte öğrenmeye Biktim ibadet yok. etme. ibadet etme vesaire vesaire. Yok sen hırsızsın. Ayakkabılara çalmaya geldin. Abi ben ayakkabılarını <laughs> ne yapayım senin? Ondan sonra böyle birkaç kişi üstüme geldi. Ya dedim nasıl korkunç, nasıl karanlık bir şey. Korktum. Ondan sonra kaldım orada. O çaktılar lambaları. Bir tane Kur'an verdiler bana. Okumaya açtım okumayı. Onlar namaz kılıyorlar, secdeye giriyorlar. Hiçbir şeyden anlamıyorum. Hiçbir şey yüreğime dokunmuyor. Hiçbir Hı -hı. sevgi yok. Hiçbir anlam yok. Dedim ki ben çıkacağım buradan ya. Burası benim için değil. Çıktım oradan. Gerçek diyorum size. Dolaşıp dolaşıp hiç kilisenin önüne nasıl geldiğimi o zamanda da klise Hı -hı. bitmemişti zaten. İnanılmaz bir şekil. Dolaşıp dolaşıp kilisenin önüne çıktım. Hı. Dedim ki ben nerede bulunuyorum? Bir de baksam kilis önümde lambalar. Aydınlık, aydınlık içerisi. Her tarafı parlıyor. Ya dedim şuradan dalacağım içeri eşimin yanına. Eşimin yanına daldım. Oraya oturdum. Ve böyle bir huzur geldi yüreğime. Böyle bir sıcaklık geldi yüreğime. Böyle bir ferahlık geldi yüreğime. Oh, dedim ki ben bunu arıyorum ya rahatlama arıyorum. Hani öyle bir korkudan sonra ya dedim ki oh, ben böyle rahatlama arıyorum. Ondan sonra Önder e, paylaşıyordu biraz e, hatırlıyorum bugünkü gibi dedi ki eğer dedi Düşün dedi bir apartman yanıyorsa ve sen dedi bu apartmanın yangının ortasındasın İttifaya zaman yok Hı. su yok yetişemiyorsun hiçbir şeyi ne yapacaksın kendini camdan aşağı atmak zorundasın ya da tanrıya bağırmak zorundasın ve bu ufacıkın böyle bir söz benim yüreğime dokun dedim ki ya bu adam tanrıdan bahsediyor gerçekten bu tanrımı o tanrımı böyle yüreğimde iyi bir şeyler oluşmaya başladıktan sonra gittim eve Eşim yine alçak gönüllükle beni ağırlamaya çalıştı, alçak gönüllükle davranıyordu bana, sevgiyle davranıyordu bana hı hı. ve dedim ki bu kadın bana çok harika davranıyor. Hani ben iki iki buçuk yıl ona ne telefon açtım, ne onu aradım, ne bir söz söyledim. Yani kumarhane, başka kadınlar da vardı hayatımda. Bu kadın beni bağışlıyor hı. ve bana sevgi gösteriyor. Nasıl? Dedim ki ben bu Tanrı'yı biraz keşfetmek isterim. Biraz aramak isterim. Ondan sonra başka köye gittik. Ve şimdi devamlı benim için devam ediyor dua etmeye benimle rağmen. Oğluna rağmen beraber dua ediyorduk. Bana kutsal kitaptan mezmurlar okuyordu. Hikayeler bana okuyordu kutsal kitaptan. Ve çok hoşuma gidiyordu. Yani bir tane Tanrı gördüm orada sevgi dolu bir Tanrı insanla ilişki kuran bir Tanrı insanı yakınına çağıran bir Tanrı ben hep zanıyordum ki Tanrı tahta oturmuş elinde değnek karşıdaki hissine sen yapar mısın iyilik yapmaz mısın diye seni döver ee, Hı -hı. öyle hep aklımda öyle kurcalıyordum Hani Tanrı hiç insana yakın olamaz Tanrı çok yüksek çok güçlüdür Hı -hı. hiç alakası yok seninle sen kimsin Tanrı'ya gideceksin Hı -hı. böyle zaman kutsal kitabı yavaş yavaş okumaya başladım. Ondan sonra Tanrı'nın kim olduğunu öğrendim. Meğer bunca zaman gerçek Tanrı'yı aşağılamışım. Bunca zaman gerçek Tanrı'yı kovalamışım diyeceğiz. Bunca zaman gerçek Tanrı'ya kötü gözle bakmışım. Hı. O zamana kadar. Hamdolsun. Rab sana gerçeğini göstermiş. Şükürler olsun. Evet. O zaman anlatır mısın bize nasıl iman ettin o zaman İsa Mesih'e? Nasıl tövbe ettin? Evet. Ondan sonra bu olaylardan sonra bir köye göçtük. Orada bir tane kardeş vardı. Sürekli bizi dolaşıyordu. Sürekli bize nasılsınız? Hiç acele etmeyin. Oku diye. Araştır diye. Bak gerçekten doğrudur. Yanlış yoktur. Ve böylelikle bir gün yüreğimi Rab dokundu. Dedim ki ben İsa Mesih'in izleyicisi olmak istiyorum. Ben İsa Mesih'in askeri olmak istiyorum. Çünkü keşfetmiştim ki kutsal kitaptaki olan Tanrı sevgi dolu bir Tanrı. İnsanların arasında yaşayan bir Tanrı. Hı, kutsal bir Tanrı. Evet. İnanılmaz dedim ki ben bu Tanrı'yı aramak istiyorum. Ben bu Tanrı'nın yanında olmak istiyorum. Ve bu Tanrı benim yanında olmasını istiyorum. 2011 12 yıllarında böyle hmm. tam tarih hatırlamıyorum evet. Hmm. O zaman tam dönüş yapmıştım. Ama tabi e, tabii tövbe ettikten sonra o zaman sıkıntılar başladı. Tabii. Daha tabii çok problemler başladı. <laughs> yani ben sanıyordum ki bu da zaniyordum ki İsa Mesih'i e, e, kabul ettikten sonra ya yatacağım ya yatıp yan kalkarım hani artık ben kurtulmuşum Meğer öyle değilmiş. Hani Anladım ki İsa Mesih'i kabul ettikten sonra hasıl asker olurmuşum. İsa Mesih'in askeri. O zaman savaşlar başladı. O zaman çocuklarım yoktu. Ee, eşim hamile e, değildi o zamanları. Ee, bir gece de böyle e, oturduk eşimle beraber. Diz çöktük dedim ki Yarab beni baba sahibi yap. Ben baba baba olmak istiyorum. O baba... Hı -hı. Nedir? Tatmak istiyorum. Çünkü herkesin e, gittiğimizde parklar herkesin oğulları vardı. E, bizim oğullarımız yoktu. tabii biz 3-2,5-3 yıl ayrı durduk. Dedim ki Rabb' bana baba tadını ver. Hı -hı. E, hamdolsun Rabb'e. Rabb bizim gözyaşlarımızı gördü. Bizim dualarımızı işitti. Bize bir tane kız verdi. ve İsminaydı. Şimdi 9 yaşında. Teşekkür ediyorum Rabb'e. Onu bize bağışladığı için. Ondan sonra eşim bir yıl sonra yine hamile kaldı. O zaman yine şeytan ailemize saldırmak istedi. o zaman annem ve babam ayrıldı. Babam daha sağdı. Annem ve babam ayrıldı. Kavga ettiler. Diğeri bir yana, diğer öte yana. Ailemiz darmadan oldu. Ve bir yıl sonra eşim yine hamile kalıyor. Ondan sonra bu hamilelik onun içinde, bu bebek onun içinde 15 gün ölü. Bebek ölmüş midesinde. Bizim iki katlı evimiz vardı. Ben bindim ikinci kala. Tabii insan bu durumla geldi mi? Belki de hayatımda en zor durumlardan yaşadığım bir durumdu. Bir evlat hani olmamış bile olsa en azından şekil almaya başlamıştı. Bunu, bu, bu durumu kaybetmek çok kötü durum. Çok berbat. Hani insan içinden küfretme geliyor. Kötü sözler geliyor. İşte Tanrı neden bana bunu yapmış gibi geliyor desin insana. Meğer Tanrı o gün benim yüreğime böyle bir rahatlık koydu. Böyle bir sevgi koydu ona karşı. Diş çöküp dedim ki Yarab. Ben bilmiyorum sen bu durumu neden yaptın benim için. Biliyorum ki senin bu işte parmağın var. Eğer yoksa da sana şükrediyorum Rab. Senin bir bildiğin vardır. Ondan sonra daha iki tane bana verdi Rab. Hamdolsun. Bir tane değil, daha iki tane evlat verdi bana. Bir tanesi Sebahattin, şimdi beş yaşında. Bir tanesi de Rose, bir buçuk yaşında. Üçüncüsü. Hamdolsun. Hamdolsun Rabbe. E. Ee, Rabbe devam ettik. Ondan sonra Bul Bulgaristan'a geldik. Ee, birkaç zaman için. Bulgaristan'da şeytan yine e, hayatımda kendini gösterdi. Yine kayıp düştüm imandan. Hmm. Ama o sevgiyi, tattığım o sevgiyi hiçbir yerde bulamadım. Hmm. Ne arkadaşlarda, ne ısında, ne akrabada hiçbir yerde o sevgi yoktu. Ve ben arkadaşlarımla, e, Çıktığımızda bir yere ben yerdik, içerdik, kart oynardık, sarhoş eve giderdim. İman ettikten sonra eşime şiddetli davranırdım. Tekrardan? Yine, evet. Hı hı. Yine eşime kötü sözler söylerdim. Hatta bir durum oldu, eşimle bir kez daha ayrılma çağımıza gelmiştik. Hı. Ben ihsan etikten ayrılmıştım ve fark ettim ki. Ben İsa Mesih'siz yaşamayacağım. Hı. Ben İsa Mesih'siz yaşayamayacağım. O benim hayatımda olmadık sürece, benim ailemde olmadık sürece ben onsuz yapamam. Ve tövbe ettik yeniden. Yaptığımız günahlar için, eşime söylediğim yanlışlıklar için, çocuklarıma dikkat çevirmediğim için, eşimi yine saymadığım için, her şey için tövbe ettik. Ve o zamandan bu yana Hamdolsun Rabb'e, devam ediyoruz. Hamdolsun. Rabb'e şükürler olsun. Rabb senin hayatında bayağı bir çalışmış. Rabb'e hamdolsun bunun için. O zaman Rabb senin hayatında neleri değiştirdi? Detaylı olarak biraz tamamıyla. Hani eskiden nasıl biriydin ve şimdi nasıl biri oldun? Onları evet. biraz bahsedersen. Evet. Kötü. Kötü biri. E, gurur. En birinci yerde gurur vardı. İkinci yerde her, her ikinci geleni, üçüncü geleni aldatıyordum. Ee, trafik yapıyordum. Uyuşturucu Madrid'de satıyordum. Para çok kazanıyordum. Sevgim yoktu. Her gelen geçene e, uyuşturucu teklif ediyordum. Ee, dediğim gibi ilk başta hani iğne vuracaktım. O kadar çok Finans durumum çok iyiydi. Ama sevgim yoktu. Bir boşluk vardı yüreğimde. Uyuşturucu, her çeşit uyuşturucuyu denedim. Hatta bazı kereler kendimi bir parkın içinde uykudan kalkmış. Ve ben ne yapıyorum burada? Benim ne işim burada? Ben nasıl girdim buraya? Kim getirdi beni? Bilmiyordum. Yani... Çok kötü durum. Gerçekten. Ve Rab benim karanlıkta olmama rağmen benimleydi. Hı. Ve O beni o karanlıktan çıkardı ve beni aydınlığına koydu. Şş, hamdolsun. Rabb'e hamdolsun. Gururumu kırdı. Ben zaten 2-3-5 sene evvel Rabb'ime dedim ki ''Ya Rabb bende hala gurur varsa sen benim gururumu paramparça et. Bende yalan varsa benim yalanımı paramparça et Rabb. Çünkü dedim ben sana layık olmak istiyorum. Ve Rab gerçekten hayatımı eşimin benim için iki, bu, iki buçuk, üç yıl dua ettiği sürece Rab benim yüreğimi değiştirsin, taştan yüreğimi değiştirsin, kaynanama kaynatama karşı tavırlarımı değiştirsin, eşime çocuklarıma karşı tavırımı değiştirsin. Ve Rab bunu yaptı. Ne benim ne tek yaptığım şey Rab İsa Mesih'e iman ettiğim ve onaralım. Hamdolsun. Rab bayağı bir değiştirmiş. Hayatında çalışmış. Rab eşini de çok kullanmış. Evet. Eşini de, eşinin de tanıklığını dinlemek isteriz diğer evet. sefer Rab dilerse. Yani Rab onu kullanmış bir dua kadını ve seni kazanması bayağı bir uzun zaman geçmiş ama hamdolsun kazanmış seni imanla. Seni Rab'ten istemiş. Hamdolsun. Şükürler olsun bunun için. Ve şimdi geleceğin ne? Vizyonun ne? Mesih'in hayatında yeni bir başlangıç planın var mı? Evet. Ee, İspanya'da yaşıyordum. Aslında bir buçuk iki ay oldu buraya geldim. Bir tane bir çağrış ettik daha doğrusu Rab'den. Bunca zamandır Tanrı'dan diliyoruz. Tanrım bizim nerede senin sana çalışacağımızı daha çok sana yakın olacağımızı bize göster. <laughs> Ve Rab bize bir kez daha dedi ki, sizin işiniz Bulgaristan'da. Hı hı. Bizi buraya getirdi. Biz eşimle bir fabrikada çalışıyorduk. Tavuk fabrikasında. Maaşımız çok güzeldi. Çok para kazanıyorduk. Güzel. Her şey normal. Çocuklar okula gidiyordu. İspanya'da hayat güzeldi değil. İspanya'da hayat güzel aynen. E, kilise vardı. Haftada bir kere gidiyoruz kiliseye Hamdolsun onun için ama yine de yüreğimizde bir bir haftada bir kere yetmiyordu gibi sanki bir böyle boşluk tekrar var. bir boşluk vardı. İşten dolayı bazı kere kiliseye katılamıyorduk. Hı. Çünkü ise işler çok olduğu, çok saatler olduğu sürece böyle yavaş yavaş hiç fark etmeden yine teşvik yine yine, yine, yine keşfettik. Yine keşfettik ki biz Tanrı'dan uzaklaşıyoruz. Hı hı. Yavaş 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 bir de baktık kendimize ki Tanrı'dan gerçekten yavaş yavaş uzaklaşıyoruz. Buna fark ettik. Ve hı hı. Rab bize gösterdi bir kez daha Bulgaristan'ı. Şimdi amacımız şimdi vizyonum evet. burada Bulgaristan'da çok insanları kurtarmak. Amin. Çok iyi insanları İsa Mesih'e getirmek. Hamdolsun. Çok iyi insanlara Rab İsa Mesih'i kurtarıcıyı tanıtmak. Hamdolsun. Güzel bir vizyonu var. Rab vizyonunu gerçekleştirsin kardeşim. Rab senin aracılığına birçoklarını kurtarsın. Amin. Rab senin aracılığına, ailenin aracılığına birçoklarına ışık satsın. Teşekkür ederim. Hani Rab sizi kullansın kendi yüceliği için. Son olarak kardeşlerimize, bizi izleyenlere bir teşvik sözü vermek istersen. Hani kendi hayatınla ilgili onlara bir teşvik verebilir misin? Evet. Buyur. Ee, herkese sesleniyorum burada. Yaşayan Tanrı var. Gerçek Tanrı İsa Mesih'tir. Hiçbir zaman ne finans durumu ne ev durumu ne eşya ne araba bir zaman İsa'dan vazgeçmeyin. İsa Mesih'i tanımamışsan lütfen hiç kimseyi yargılamadan, hiç kimseyi aşağılamadan, Hristiyanları aşağılamadan biraz izin ver Rab İsa'yı tanıman için. Biraz istek koy yüreğine. Keşfedeceksin, göreceksin ki gerçek yaşayan Tanrı Rab İsa Mesih'tir. Amin. Rabb seni bereketlesin, aileni bereketlesin kardeşlerim. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim programımıza katıldığın için. Umarım birçoklarına bereket olur senin tanıklığın. Evet. İkinci programda tıkın. eşin eşinle sizi tekrar bekleriz. Onun da tanıklığını duymak isteriz. Evet sevgili kardeşler, gördünüz ki Mustafa kardeşimizi Rabb nasıl değiştirdi. Rab onun hayatında nasıl çalıştı. Ve bugün Rab sizin hayatınızda da çalışabilir. Rab sizinle de işleyebilir. Bunu için Rabbe güvenin. Kim olursanız olun, ne olursanız olun Rabbimiz değiştiren bir tanrıdır. Size yeni bir başlangıç vermek istiyor. Sizi tekrar sıfırdan kabul etmek istiyor. Sizi bağışlamak, sizi kucaklamak istiyor. Çünkü bizim tanrımız sevgi tanrısıdır, ışık tanrısıdır. Mustafa bir zamanlar karanlıktaydı ama Mesih ona ışığını verdi. Ve Tanrı onu kurtardı. Onu karanlıktan aldı, ışığına getirdi. Ve ailesiyle onu tekrar barıştırdı. Ve onu mutlu bir ailede verdi. Bunun için sevgili dostlarım, siz de İsa Mesih'e gelin. Yuhana İncil'inde, Yuhana 10.10 diyor ki, İsa Mesih diyor ki, ben insanlara yaşam, bol yaşama sakip olsunlar diye geldim. İsa Mesih bol yaşam vermek için geldi. Ve bu yaşamı size de verebilir. O yüzden İsa Mesih'e gelin. Yaşam ondadır. Gerçek ondadır. İsa Mesih sizin de hayatınızı değiştirebilir. Sizi de narkotiklerden, uyuşturucu bağımlılığından, içkiden, kumardan kurtarabilir. Sadece ona iman edin. Sadece ona gelin. Çünkü Tanrımız sevgi Tanrısıdır ve her zaman kolları size açık ve sizi seviyor ve sizi kucaklamak istiyor. Çünkü evet. o bol yaşam veren bir tanrısıdır. Ve sana da bol yaşam vermek istiyor. Rab sizleri bereketlesin evet. ve kutsasın. Yeni programımızda tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.